Bazı hayvanlar çok büyüktür. Ancak yine de bu onları kolayca bulabileceğimiz anlamına gelmez. Birazdan göreceğiniz dev hayvanların çoğuyla ilgili çok az bilgimiz var. Çünkü saklanmayı seviyorlar. Bu yüzden sizin için en garip görünümlü yaratıklardan bazılarını derledik. Kanala abone olduğunuzdan ve benzeri videolardan yayınladığımızda haber almak için küçük zil simgesine tıkladığınızdan emin olun. İşte şimdiye kadar kameraya yakalanan en büyük 21 hayvan. Dünyanın en büyük timsahı. Filipinler'de bulunan Bunawan Deresi dev timsahların yaşadığı bir bölge. 2011 senesinde bu canavar yüzünden insanlar büyük korkuya kapıldı. Teknelere saldıran ve bir balıkçı ile bir kız öldürdüğü düşünülen Lolong'u yakalamaktan başka çare kalmamıştı. Timsahın izini sürüp yakalamak için 100 kişi 3 hafta boyunca uğraştı. Timsah bulununca yerel bir ek turizm parkına gönderildi. Lolong ismi konulan timsahın boyu 6.18 metre ve ağırlığı 1075 kilogram çıktı. Bu sebeple Lolong bir süreliğine dünyanın tutsak altında bulunan en büyük timsah oldu. Ancak hapis hayatı ona hiç iyi gelmedi. 3 sene sonra 53 yaşındayken ani kalp durması sebebiyle öldü. Çok etkileyici bir hayvan olduğu için kemikleri ve derisi ayrıldı ve Filipinler'de Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Boz ayı. Bazı dev hayvanlar zar zor görülürken bazıları insan dünyasında düpedüz yıldızlıklarını ilan etmiştir. Örneğin ayı Brody'yi ele alalım. Bu Alaska boz ayısı doğduğunda bile çok büyüktü. Sadece 8 haftalıkken neredeyse 9 kilo ağırlığındaydı. National Geographic dergisinin kapağında yer aldı. Dahası Muhammed Ali ile bir gün geçirme şansını yakaladı ve aynı zamanda dünyayı dolaştı. Dev bir ayının hayalimizdeki hayatı yaşadığına inanabiliyor musunuz? Dev salyangoz. Bir bahçıvanın en kötü kabusu salyangozlardır. Ancak bunun nedeni muhtemelen dev Afrika salyangozlarından haberleri olmamasıdır. Bu salyangoz türü bazı yerlerde yasa dışıdır. O kadar sinir bozucudur ve öyle sevilmezler ki Amerika hükümeti sadece onları yok etmek için 1 milyon dolar harcamak zorunda kalmıştır. Çok tehlikeli değiller ama eğer titiz biriyseniz bu yapışkan yaratığı görmek bile sizi delirtmeye yeter. Dev aslan. Bazı insanlar gözüpek olarak doğarlar ve asla tehlikeden çekinmezler. Tıpkı aslanların etrafında olmaya çok alışkın olan bu adam gibi. Adam 300 kiloluk bir aslanla karşı karşıya geliyor. İnsan ne kadar alışırsa alışsın, neredeyse kendi kadar büyük bir aslanın yanında olduğunu hayal edemiyor. Ne de olsa bu hayvanların ne zaman sinirleneceği belli olmaz. Büyük kuğu. Kuğularla ilgili en çok söylenen şey canları istediğinde istedikleri şeye hiç tereddüt etmeden saldırmalarıdır. Bu büyük kuğu yavrularına hayranlıkla bakan kadına yaklaştığında kadın doğanın harikalarına hayran kalmaktan ziyade canını kurtarmak için koşması gerektiğini anladı. Kuğunun ne kadar kızgın olduğuna bakar mısınız? Dev örümcek. Bu örümceğin adı kuş yiyen Goliat. Eğer bu size örümceğe dair yeterli bir fikir vermediyse o zaman biraz daha anlatalım. Bu ürpertici yaratık 28 santimlik bir bacak açıklığına ve kurbanlarının organlarını işlevsiz hale getiren ölümcül bir zehre sahiptir. Örneğin burada açlığını gidermek için masum bir kertenkeleyi yutuyor. Nasıl avlandığını an be an görebilirsiniz. Büyük balık. Güneş balığı deyince muhtemelen aklınıza zarif ve suda süzülen bir balık geliyordur. Ancak yanılıyorsunuz. Aslında bunlar oldukça büyük yaratıklar ve omurgalılar arasında en ekstrem büyüklüklere sahipler. Bazı dalgıçlar bu açık ağızlı ve dikey yüzgeçli balıklarla tanışma şerefine erişmiştir. Balıkların önünde küçük oyuncaklara benziyorlar. Değil mi? Okyanustan uzak durmak için bir sebep daha. Dev susamuru. Sıradan susamurları çok tatlıdır. Yüzerken el ele tutuşurlar. Ancak dev susamurları tamamen farklı bir ırktır. Bu susamuru ailesi korkunç bir kavgada büyük bir kaymanı yenilgiye uğradı. Eğer bu canavarla bile savaşabiliyorlarsa başka neler yapabileceklerini hayal edin. Her şeyden önce inanılmaz takım çalışması becerilerine sahipler ve bu becerileri hepsini daha da ölümcül hale getiriyor. Siyah kayman. Timsahlar kendi başlarına yeterince korkutucu ama steroid alan kuzenlerini görünce daha da çok korkacaksınız. İşte karşınıza siyah kayman. Birkaç turist su altında kalan 4 metrelik devasa bir kayman buldu. Suya girip onu rahatsız edecek kadar akılsız değillerdi. Bu yüzden su altında video çekmek için bir selfie çubuğu kullandılar. Bu hayvanları şimdiye kadar yakalanan en büyüğü yaklaşık 6 metre uzunluğundaydı. Ama bu görüntülerdeki kayman da yeterince etkileyici. Dev çıyan.
Dört bacak iyidir. Çünkü mesela dört bacaklı bir hayvan bir köpek yavrusu olabilir, değil mi? Öte yandan örümcekler, böcekler ve sevgili dev çıyanımızda çok daha fazla bacak var. Bu adam dev çıyanın üzerinde yürümesine izin veriyor. Acaba dev çıyanın bir insanı saniyeler içinde felç edebilecek zehirle dolu keskin pençeleri olduğunu biliyor mu? Palmiye yengeci. Palmiye yengeçleri dünyadaki en büyük kara kabuklularıdır. İşte bu da kanıtı. Büyük boyutlu olmanın yanında aynı zamanda oldukça hızlılar. Hemen endişelenmeyin. Neyse ki insan etine çok düşkün değiller. Hindistan cevizi severler. Pençelerinin bu kadar kalın olmasına şaşmamalı. Bu hayvanların endişe verici tek yanı yamyamlık içgüdüleri. Bazen hayatta kalmak için kendi uzuvlarını ya da kendi türdeşlerini yerler. Dev yeşil anakonda. Suyun içinden hıphızlı geçebilir misiniz? Ne yazık ki dev yeşil anakonda geçebilir. Dev derken 9 metre uzunluğunda ve 250 kilogram ağırlığında demek istiyoruz. Bunun dışında bir jaguarı lapa haline getirmeye yetecek 400 psi'lik bir ısırma kuvveti var. Suyun içinde nasıl gizlendiğine bakın. Bu hayvanlar suda yenilmezler. Eğer biriyle karşılaşırsanız karaya koşun. Çünkü karada daha zayıflar. Tabii çoktan sizi boğmaya başlamamışsa. Kara kaplumbağası. Eğer bu kaplumbağa hareket etmeseydi onu büyük bir kaya sanabilirsiniz. İşte doğanın nazik devlerinden bir diğeri. Maalesef bugün sadece birkaç hayatta. Birkaç yüzyıl önce yüz binlercesi vardı ama şimdi sadece 15 tanesi kaldı. Tamamen yetişkin kara kaplumbağası yaklaşık 2 metre uzunluğuna ve 450 kiloya kadar büyüyebilir. Onları taşımak zorunda kaldığınızı hayal edebiliyor musunuz? Sığır. Şehir hayatının en büyük getirisi sinir bozucu hayvanlarla uğraşmak zorunda kalmamanızdır. Tabii 725 kiloluk bir Ankole Vatus sığırına evcil hayvan olarak bakacak kadar çılgın bir çiftin komşusu olmadığınız sürece bir insanın karnından kolayca delebileceği büyük boynuzları ile tanınırlar. İyi eğitilmemişlerse saldırmaları mümkündür. Geyik. Geyik büyük hayvanlardır. Bunu zaten biliyorduk. Yine de bu videoyu görünce insan ne kadar büyük olduklarını daha iyi kavruyor. Alaska'da bir adam araba sürerken yol ortasında yürüyen bu büyük geyiği gördü. Araba yanından geçerken ne kadar devasa göründüğüne bakın. Big Jack, en büyük at. Bir Belçik atının ortalama boyu yaklaşık 170 santimdir. Ancak aralarından biri tüm beklentileri kırarak 2.1 metreye kadar uzadı. Big Jack 2010'da Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun atı olarak taçlandırıldıktan sonra dünya çapında ünlendi. Büyük boyutuna rağmen at hala her zamanki gibi zariftir. Bu onurlu at artık emekli oldu ve muhtemelen Wisconsin'de bir yerlerde otluyor. Dev domuz. Domuzları sevimli ve hatta evcil hayvan olarak gören çok az insan var. Bu büyük iğrenç domuza bakınca o insanların da fikirlerini değiştirme ihtimali yüksek. Bu domuz onu yetiştiren çiftçi Chen Changsung tarafından yenildi. Ölmeden önce tam 960 kiloydu. Bu domuzun bu kadar şişman olmasının nedeni bir çeşit genetik bozukluk değil, sadece çok tembeldi. Tek yaptığı yemek, yemek ve uyumaktı. Pabuç gagalı. Bu kuşa bakınca insanın aklına gelen ilk düşünce ne kadar çirkin bir kuş olacaktır. Şimdi biraz dış görünüşün ötesine geçelim. Görüldüğü üzere 1,5 metre boyunda ve kanat açıklığı 2 metre. Sizi hemen korkutacak garip bir katil bakışı var. Ama en kötüsü ölümcül bir mızrak gibi kullandığı büyük gagası. Büyük koyun. Bazı hayvanlar yalnız bırakıldığında daha mutlu oluyorlar. Aynı şey Shelly isimli koyun için geçerli değil. Bu koyun yol kenarında bulunana kadar bir iki sene tek başına yaşadı. Sahibi Shelly'yi nihayet yeniden gördüğünde koyunun yünleri 21 kilo ağırlığa ulaşmıştı. Çiftçi bunun dünya rekoru kıracağını düşündü. Maalesef biraz yanlış hesaplamıştı ama Shelly'nin hikayesi yine de çok dikkat çekti. Büyük Harpiye Kartalı. Kel kartallar dünyaca tanınır. Sonuçta herkes onun Amerika'nın ulusal sembolü olduğunu bilir. Kel kartalların daha az bilinen bir kuzenleri vardır. Harpiye Kartalı. Bu dev canavar iki çiftçinin hayvanlarını çiğnerken yakalandı. Harpiye kartalları dünyanın en büyük kartallarıdır ve yaklaşık 13 santim uzunluğunda pençeleri var. İştahları da boyutları kadar büyük. Aç olduklarında maymun, tembel hayvan ve hatta geyik kadar büyük türleri avlayabilirler. Hiçbir kuşun bunu yapabileceğini düşünür müydünüz? Kel kartal.
Kuzeninden bahsetmişken Kel Kartal'dan da bahsetmezsek olmaz. Parlak beyaz tüyleri, kahverengi gövdesi ve sarı gagasıyla tanınan Kel Kartal, çoğu zaman alçaktan süzülür ve güçlü pençeleriyle balık yakalar. Ayrıca sık sık sincap, tavşan gibi hayvanları da avlar. Bu koca kartal, Brooklyn, New York'taki bir binanın önünde avını çiğnerken kameraya yakalandı. Bir Kel Kartal'ın kanatları yaklaşık 2 metre kadardır. Bu ortalama 17 yaşında bir çocuğun boyundan çok daha fazla.